Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bir haftalık bir tatil sonrası güzel bir pasta tarifiyle sizlerin karşısındayım bugün. Bunun için 6 adet yumurtanın aklarını çırpma kasesine ekledim. Sarılarını ayırdım bir kaseye. Bu bardakta da 180 gram şeker var. 200 mililitrelik bir su bardağı bu. Ağzına kadar doldurduğunuz zaman eğer teraziniz yoksa 180 gram demektir. Öncelikle mikseri orta devirde çalıştıralım. 1 dakika kadar çırptıktan sonra hafif köpürmeye başladıktan sonra yumurta akları yavaş yavaş şekerin hemen hemen yarısını, çok da tam yarısı değil, 3 yemek kaşığı kadar diyebilirim, ekleyelim. Görüyorsunuz yarıdan çok az daha fazla. 3-4 damla kadar da limon suyunu ekleyelim ve mikserin devrini yükseltelim. Yüksek devirde 3 dakika kadar kar gibi bembeyaz oluncaya kadar yumurta aklarını çırpalım. Daha sonra yavaş yavaş mikserin devirini düşürerek, birdenbire değil, yavaş yavaş kapatalım ve görmüş olduğunuz kıvama gelmiş olmalı yumurta akınız. Bu şekilde mikserin ucundan düşmeli. Bunu bir kenarda bekletelim. O süre içerisinde biz yumurta sarılarını hazırlayalım. 6 adet yumurta sarısını yine çırpma kabına ekleyelim. Kalan şekeri üzerine ilave edelim ve çırpmaya başlayalım yine. Yavaş yavaş mikserin devrini yükselterek 1 dakika kadar çırpalım. Bu arada saatimi de 3 dakikaya ayarladım. Çünkü takriben 3 dakika sürecek bu yapacağım işlemler. En yüksek devire getirdim. 1 dakika kadar çırptım dediğim gibi. Daha sonra devri biraz daha orta devire getirerek yavaş yavaş sıcak suyu ilave ettim. Burada hemen hemen 1/4 bir çay bardağı diyebilirim. Tam yarım çay bardağı değil, sıcak su var. Onu yavaş yavaş ekleyelim. Mikserin hızlı olduğuna bakmayın. Görüntüleri hızlandırdığım için böyle orta devirde yavaş yavaş suyu ilave edelim. Birdenbire eklerseniz yumurtalar kesilme yaparlar. O yüzden yavaş yavaş çırparak ilave edelim. Tekrar mikserin devrini en sona getirdim. 1,5-2 dakika kadar daha çırptım. Ve sonrasında 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yani ayçiçek yağı ekledim. Ve mikseri artık durdurdum. Şimdi içerisine ekleyeceğimiz un ve diğer malzemeleri hazırlayalım. Bir su bardağı 120 gram artı 2 yemek kaşığı tepeleme unu bir eleğe koyalım. Ardından nişasta ekleyelim. 2 yemek kaşığı tepeleme 30 gram. Bir paket kabartma tozunu ilave edelim ve bunların hepsini elekten geçirelim. Mutlaka eleyin, elemeden lütfen eklemeyin. Daha sonrasında bir paket vanilyayı da ekleyip karıştıralım. Ben bir pakette rendelenmiş, kurutulmuş portakal kabuğu rendesi ekledim. Gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Tazesini de elbette rendeleyip ekleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Sonrasında mikseri çok yavaş devirde karıştırarak unu ilave edelim. Mikserin bir ya da iki ayarında bu işlemi yapabilirsiniz. Tüm unu yavaş yavaş yedirerek ekledikten sonra şöyle 1 dakika kadar iyice karıştırdım unun erimesi için ve tekrar mikserin devrini düşürdüm. En düşük ayara çırptığım yumurta akından yavaş yavaş 1/3 kadarını yumurta sarılarına ekleyelim. Tamamen karıştıktan sonra gördüğünüz artık akışkan bir kıvam aldı. Kalan yumurta akını çok rahat bir şekilde karıştırabileceğiz bu şekilde. Yoksa direkt eklerseniz bayağı katı oluyor ve zorlanabilirsiniz yumurta akını yumurta sarılarına yedirmek için. Şimdi kolayca olacak. Görüyorsunuz hep aynı yönde alttan üste doğru bu şekilde karıştırarak yumurta aklarını yumurta sarılarına yedirelim. 2-3 seferde ekleyebilirsiniz kalan miktarı da, birdenbire eklemeyin lütfen. Bu şekilde çok kabarık güzel bir pandispanya hazırlamış olacaksınız. Şunu da belirtmek isterim. Eğer sade
pandispanya değil de kakaolu pandispanya hazırlamak isterseniz 2 yemek kaşığı unu en son eklediğimiz bir bardak un ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kakao ekleyebilirsiniz ve o 2 yemek kaşığı unu çıkartabilirsiniz. Görüyorsunuz hepsini ekledim, karıştırdım. 20 santim çapındaki kalıbımı yüksek bir kalıp seçin çünkü gerçekten çok güzel kabaracak bu kek. O yüzden en az şöyle bir 20 santim, 15-20 santim de yüksekliği olan bir kalıp seçin lütfen. Kenarlarına ve altına fırın pişirme kağıdı yerleştirdim. Alt tabanı sadece biraz tereyağı ile yağladım ve 175 dereceye ısıttığım fırına alt üst ayarda pandispanya kekini sürdüm. O pişerken ben diğer tarafta kremasını hazırlayacağım. Kreması için de bir tane yumurtayı tencereye kırdım gördüğünüz gibi. Üstüne bir su bardağı 180 gram şeker ekledim. Daha sonra onları iyice karıştırdım. Şekerin içinde yumurta tamamen eriyinceye kadar. Sonrasında 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 2 yemek kaşığı da un ilave ettim. Öncelikle bir su bardağı yani 200 mililitre süt ekleyip güzelce karıştıralım. Hiçbir topaklanma kalmamalı. Un ve nişasta tamamen sütün içerisinde erimeli. Sonrasında yine 1,5 su bardağı daha süt ilave ettim. Toplam 2,5 su bardağı süt eklemeliyiz. Gram olarak söylemem gerekirse de 500 gram süt ilave edeceğiz. Ve ocağı alalım. Karıştırarak yavaş yavaş orta bir ateşte pişirelim. Bu şekilde koyulaşıncaya kadar pişirin. Hatta koyulaştıktan sonra da ocağı tamamen kısıp 1-2 dakika kadar daha karıştırarak pişirmeye devam edin ki tamamen yumurtanın unun kokusu gitsin. Çoğu insan bu konuda çok hassaslar. Yumurta kokar diye kremaya koymak istemiyorlar veya un kokuyor bazı pastalar kreması. Bu sebepten dolayı pişer pişmez lütfen ocaktan almayın. 1-2 dakika kadar daha kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Bir kaseyi aldım. Bunu daha öncesinde de tencerede de elbette yapabilirsiniz. İçine 80 gram beyaz çikolata ekledim. Bir pakette vanilya ekledim. Çikolata eriyinceye kadar karıştırdım. Daha sonrasında üzerine bir streç film koydum. Gördüğünüz gibi kenarlarını tamamen kremanın üzerine bastırarak yapalım. Terlemeyi oluşturmasın. Kenarlarını da güzelce kapattıktan sonra buzdolabına kaldıralım ve dinlenmeye bırakalım. Tamamen soğumalı krema. O arada kekim de pişti. Pandispanya keki fırından çıkarttım görmüş olduğunuz gibi. Kağıdı lütfen hemen açmayın. Ben bir anda düşünemedim. Hemen açtım ve bir tarafı hafif çökme yaptı. Sıcakken böyle bir tel ızgaranın üzerine direkt ters çevirin. Hiç kalıptan çıkartmadan. Sonrasında pandispanya kekini tamamen soyuncaya kadar ızgaranın üzerinde bekletelim. Daha sonrasında tabii ki kalıbı ve kağıdı çıkartabilirsiniz ve iyice soyuncaya kadar bu şekilde bekletip dinlendirebilirsiniz. Bir kaseye çırpma kasesine 200 mililitre sıvı kremayı koyalım ve 2 dakika 3 dakika kadar çırpalım. Mikserin devrini yine yavaş yavaş yükselterek çırparsanız çok daha iyi olur. Burada da 50 gram kadar bitter çikolata var. Erittim böyle bir küçük kalıp. Tereyağı eklemeyeceğim kremama, o yüzden çikolata kullanacağım. Bir poşet krem şantiyi ekledikten sonra içine bekleyip soğumuş olan kremayı ilave ediyorum. Yavaş yavaş ekleyin, bir seferde eklemeyin. Mikseri orta devirde çalıştırarak yavaş yavaş kremayı ilave edin. Bitter çikolata da eritirseniz tamamen soğumuş olmalı. Kesinlikle sıcak olmamalı. Onun yerine isterseniz sadece 2 yemek kaşığı kakao da kullanabilirsiniz. Tepeleme 2 yemek kaşığı kakao ve bir küçük parça yani 50 gram tereyağı ilave edebilirsiniz. Tekrar çikolatayı da ekledikten sonra şöyle 1 dakika kadar karıştırıp çırpalım. Ve kremamız gördüğünüz kıvama gelmiş olmalı. Akışkan olmamalı. Bu şekilde kalmalı mikserin ucunda.
Görüyorsunuz kıvamı zor düşen böyle bir krema olmalı. Yine bunu da buzdolabına kaldıralım ve donduralım, bekletelim pardon. Burada ahududulu ve çilekli bir sos var, vişne sos. Burada da şekerli süt var. Kremamı da koydum torbanın içerisine ve şimdi soğumuş olan kekimi artık patlara ayırma zamanı. Tam 5 pata ayırdım. Göreceksiniz şimdi. Kek tamamen soğumalı. Artık ben bunları sabah hazırlamıştım öğlene kadar. Akşama kadar dinlendi. Akşam yemekten sonra pastayı yapmaya başladım. Görüyorsunuz değil mi kekin yumuşaklığını? Ne kadar güzel kabarıyor, ne kadar yumuşak bir kek oluyor. Tam ölçüleri uygular ve anlattığım püf noktalarına tam dikkat ederek yaparsanız böyle çok güzel bir pandispanya keki hazırlayabilirsiniz. Artık birleştirme zamanı. Ahududulu ve çilekli sosu da nasıl hazırladığımı hemen anlatayım. Daha önce de yaptım, videosu var. Oradan da izleyebilirsiniz. Videonun sonuna ekleyeceğim o tarifi de. 1,5 bardak kadar çilek ve ahududuyu dondurulmuş bir tencereye, kaseye koydum. İçine yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Ondan sonra da 3-4 yemek kaşığı şeker ekledim ve 1 yemek kaşığı da nişasta ekleyip karıştırdım nişasta eriyinceye kadar. Ondan sonra ocağı açtım ve karıştırarak pişirdim. Sonrasında mikserden geçirip bir süzgeçten geçirdim ki böyle pürüzsüz bir sos elde edebileyim diye. İsterseniz hiç sos yapmadan direkt meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi öncelikle ilk katı koyduk bir pasta kağıdının üzerine, kartonun üzerine. Üzerini mutlaka sütle ıslatın. Bakınız eğer bu noktaya dikkat etmezseniz, ıslatmazsanız olmaz. Pastanın en önemli püf noktası budur yaş pastaların. Islatmak zorundasınız. Bu noktayı lütfen atlamayın. Şekerli sütle şöyle bir kenarlarını çevirerek bütün etrafına eşit şekilde ıslatın. Daha sonra ince bir tabaka krema, onun üzerine meyve veya böyle sos. Daha sonra yine biraz krema, ardından diğer katı pastanın diğer katını üzerine koyabilirsiniz ve bu işlemi tüm pastanın patları bitinceye kadar devam ediyoruz. Arzu ederseniz sadece damla çikolatalar atabilirsiniz. İşte cevizli, fındıklı, böyle iri taneli, fıstıklı böyle şeyler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sadece krema bile kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Tüm patları bu şekilde bitirdikten sonra pastanın dışını sardım. Tekrar streç filmle sardım. Tekrar pastanın kalıbını geçirdim ve buzdolabına kaldırdım. Ertesi güne kadar dinlenecek. Yine 100-150 gram kadar bitter çikolata erittim. Bir o kadar da beyaz çikolata ayrı ayrı erittim. Görüyorsunuz erittiğim çikolataya hafif soğuduktan sonra tabii ki şöyle iki parmağınızı batırarak bu şekilde şekiller verebilirsiniz. Bunlar sadece göstereceğim bu şekiller sizlere bir fikir olsun diye. Eminim sizler çok daha güzel yaratıcı fikirler oluşturabilirsiniz, şekiller oluşturabilirsiniz. Bunlar da şöyle çam yaprakları gibi, dalları gibi hazırlamak istedim bunları da. Hepsini pastanın dış süslemesinde kullanacağım. Ben bu konuda yaratıcılık konusunda çok iyi olmadığımı düşünüyorum. Sizler eminim çok daha güzellerini yaparsınız. Daha yaratıcı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Daha sonra onları da kesip görmüş olduğunuz beyaz karton mutfak kağıdı rulosuydu iç yüzeyi. Onu ortasından keserek içine yaprakları bu şekilde koydum ki form alsın diye. Buraya da yine genişçe bir fırın pişirme kağıdının üzerine az önce söylediğim gibi erittiğim beyaz çikolatayı şöyle yaydım. Şekil verdim gördüğünüz gibi. Üzerine de biraz kalan böyle bitter çikolatadan döktüm. Onlara böyle bir ne derler ona şu an aklıma gelmedi. Ebruli gibi evet bir model vermek istedim. Bunu tamamen pastanın dışına kaplayacağım. Pasta bu çikolatanın içerisinde kalacak. Çatalla böyle şekiller verebilirsiniz.
Çizdiğiniz zaman diğer tarafa da hem beyaz hem kakaolu çikolata oluşmuş olacak. 2 adet hazırladım. Tabii ki hepsi fazla geliyor. Ama 1,5'ta yapabilirsiniz. Miktarı pastanızın büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. Ya da kalan kırıntıları da başka bir pastada kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir pasta oldu. Bu pastayı ben nasıl söyleyeyim size, Nisan'ın başlarında yaptım. Ama sizlerle paylaşmak için anca fırsat bulabildim. Eşime doğum günü için hazırlamıştım. Çok güzel bir pastaydı. Çocuklar da çok beğendiler gerçekten. Yumuşacık. Videonun sonunda göreceksiniz. Evet, az önce sizlere söylemiştim. Pastayı buzdolabına streç filme sararak kaldırdığımı. Bakınız, bu şekilde pastayı sarıp tekrar kalıbı koyuyorsunuz ve bir gece buzdolabında dinlendiriyorsunuz ki iyicene otursun, yerleşsin, donsun diye. Daha sonra streç filmi de çıkaralım. Kenarlarına tekrar artan kremadan şöyle düzleyelim. Aslında ona bile gerek yok çünkü dışını kaplayacağım. Eğer kaplamayacaksanız düzgünce kalan kremayı sürüp bu şekilde de bırakabilirsiniz tabii ki. Emin olun hiç zor değil evde pasta hazırlamak. Dışarıdan alacağınız bir pasta, evde yapacağınız pastanın en az 3 katı daha pahalı. O malzemeyle, o parayla, onun daha azıyla çok güzel bir 15 kişilik bir pasta bu. Yüksek olduğu için 5 katlı, ince ince dilimlediğiniz zaman 15 kişiye yeterli gelir bu pasta. Bunu söylemiş olayım. Mutlaka evde yapın. Ben yapamam, beceremem demeyin. Her şeyin bir ilki vardır. Eminim ki yaptıkça çok daha güzel pastalar hazırlayacaksınız. Videom biraz uzun oldu. Bunun sebebi sizlere tüm noktaları göstermek, anlatmak. Yoksa ben de 3-5 dakikada bu pastayı size yapıp sunabilirdim, gösterebilirdim. Ama istiyorum ki hiç yapmayan biri bile yapabilsin. Gidip dışarıdan hazır alıp çok paralar vermesin. Herkesin dışarıdan almaya durumu olmayabiliyor. Bu sebeple bütün ayrıntılara, bütün püf noktalarına değinmeye çalışıyorum. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Gördüğünüz gibi kalan kremadan yine üzerine şöyle bir gül duyu taktım. Şu an numarasını hatırlayamayacağım, çok özür dilerim. Bakarım yorumlarda, isterseniz yazarım size bunu. Çikolata parçalarını da yerleştirdim. Onlar kremayı güzelce üzerine süsledikten sonra hazırladığım yaprakları gülün etrafına yerleştirdim. Dediğim gibi sizler daha yaratıcı süslemeler eminim ki yapabilirsiniz. Hayal gücünün sınırı yok biliyorsunuz. Tekrar dış yüzeyini de bir kırmızı kurdeleyle bağladım. Birazdan göreceksiniz görüntülerde onu da. Hazırlarken ne kadar karanlık görünüyordu, koyu görünüyordu değil mi krema? Gördüğünüz gibi aslında o kadar koyu bir krema değil. Işığın çok büyük etkisi var. Artık ertesi gün oldu. Eşimin doğum günü. Pasta bir gün daha o şekilde dinlendi buzdolabında ve sunum zamanı. Diğer tarafta eşim bir yandan hediyelerini açıyor. Bu çekimleri de kızım yaptı. Maalesef çok fazla titretmiş. Çok özür diliyorum. Hafif bir titreme var. Ne kadar yok etmeye çalışsam da tam anlamıyla gitmedi sanırım. O yüzden affınıza sığınıyorum. Benim cadı kızım biraz oynamış kamerayla. Dediğim gibi görüyorsunuz, ince bir dilim kesmeniz yeterli, gayet doyurucu ve çok güzel 5 katlı bir pasta elde edebilirsiniz. Üzerine de çileklerle daha sonra da süslemiştim. Gerçekten harika oldu. Emin olun kalanını, biz zaten 4-5 kişiydik, kalanını komşularıma dağıttım. Yunan komşularıma, Alman komşularıma o kadar beğendiler ki daha sonra kendi doğum günlerine de yapmamı istediler. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin lütfen. Teşekkür ederim sabrınıza ve izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Tarifin detaylarını videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Lütfen videomu paylaşmayı ihmal etmeyin.